Uyuşturucu bireylerin ve toplumumuzun geleceğini tehlikeye atan çok tehlikeli bir düşman. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadelede Bolu'da etkin rol oynayanlara Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programla plaketleri verildi. Düzenlenen programda konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, uyuşturucunun terör kadar tehlikeli bir tehdit olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bugün milletimizi bölmek isteyen, ülkemizi parçalamak isteyen, insanlarımızın arasına nifak sokmak isteyen terör örgütleriyle ciddi bir şekilde mücadele ediyorsak ve insanlarımız bu terör örgütlerinin çalışmalarında başarılı olmaması için, gençlerimizin, çocuklarımızın bunların ağına düşmemesi için ne kadar hassasiyet gösteriyorsa, aynı şekilde uyuşturucu çetelerinin ağına düşmemesi için de aynı hassasiyeti göstermek zorunda. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Son günlerde ülkemiz genelinde kamuoyunda daha yoğun olarak yankı bulan ve her türlü arz mücadelesine rağmen deneme ve kullanım oranları giderek artan illegal, uyarıcı ve uyuşturucu maddeler bağımlılık alanında karşılaşılan en can yakıcı sorun halini almıştır. Programda konuşan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özcan Özdemir, Bolu'da 2017 yılının ilk 6 ayı içinde 88 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi. Yakalanan bu şahıslardan 14 kilo 220 gram eroin, 46 kilo 560 gram toz esrar, 39.73 gram kumar esrar, 4.35 gram plaka esrar, 296.61 gram metamfetamin, 482.44 gram reçine esrar, 13.9 gram sentetik kanabolit, 3 adet ektazi hap, 27 köklü hint genevri bilgisayara geçirilmiştir. Özdemir'den sonra söz alan İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uzman Doktor Hülya Ensari de uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde ciddi bir şekilde profesyonel ekip takibi, tedavisi ve rehabilitasyonu gerektiğini vurguladı. Tedavi yürütürken biz Ayaktan Poliklinik'te kişinin bireysel ihtiyaçlarının tıbbi tedavinin dışında sosyal, ekonomik, barınma ve işle dahil olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği kurarak çözmek ve destek olmaya çalışıyoruz. Programda son konuşmayı ise Bolu Valisi Aydın Baruş yaptı. Biz nasıl bugün milletimizi bölmek isteyen, ülkemizi parçalamak isteyen, insanlarımızın arasına nifak sokmak isteyen terör örgütleriyle ciddi bir şekilde mücadele ediyorsak ve insanlarımız bu terör örgütlerinin çalışmalarında başarılı olmaması için, gençlerimizin, çocuklarımızın bunların ağına düşmemesi için ne kadar hassasiyet gösteriyorsa, aynı şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin uyuşturucu çetelerin ağına düşmemesi için de aynı hassasiyeti göstermek zorunda. Konuşmaların ardından uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadelede Bolu'da etkin rol oynayan kişilere plaketleri verildi.